Dostlarım hemşire ekranlarında PES 2018 Draft'a hoş geldiniz. Bugün belki de hiç görmediğiniz bir zorluk modunda oynayacağız. Efsane zorluk modunda oynayacağız. Biliyorsunuz Süperstar'da 5 maç kazanınca efsane zorluk modu oynamaya hak kazanıyorsunuz. Çok fazla tercih edilen bir mod değil. Tabii. Bir kere oynamıştım arkadaşlar ve iki farkla yenilmiştim. Bugün ise sağlam bir kadroyla sağlam bir kadroya karşı mücadele edeceğim. İspanya Ligi vs İngiltere Ligi şeklinde. Kadrolar görmüş olduğunuz şekilde takımlar daha doğrusu Madrid, Barcelona ikilisi var bizde şu anda. Bir de Atletico Madrid var. Deplasmanda City, United, Chelsea, Arsenal'e karşı oynayacağız. Okey diyorum abi. Bu arada şu takas turunda 3 tur yapacağım arkadaşlar. Belki de en heyecanlı olan bölüm bu. Bunun için izliyorsunuz çoğunuz. O yüzden burasını uzun tutacağım. Bilgisayar çok akıllı gençler. Yani ben bunu online'da da oynadım. Online'da da bir ara böyle mod açmışlardı. PES'likte. Ama bilgisayar gerçekten çok akıllı. Hangi üçlü geldi? Messi, Griezmann, Bale. Keşke bir Ronaldo gelseydi ya. Bale'in yerine Ronaldo gelse daha güzel olur. Çünkü sol açığımız yok. Onlara da iki tane sol açık, bir tane orta saha. Oyun gerçekten çok dengeli. Dediğim gibi bilgisayar çok zeki. Draft'ta çok zeki arkadaşlar. Yani mesela bakıyor bilgisayar. Benim kalecilerime. Ben de Moya var. Mesela ona iyi kaleci gelmiş olsaydı direkt Moya'nın üstüne yoğunlaşacaktı. Şu anda onda gençler Ospina var. Bilmiyorum acaba Moya'yı almaya çalışır mı? Yani o konuda biraz endişeliyim ama bakalım, deneyip göreceğiz. Şimdi ben de sağ açıkta Bale'i oynasam, sol açıkta Carrasco'yu oynasam, Messi, Santrafor, Griezmann'ı gizli forvet yapsam, kaç yaptı? İleri dörtlü yaptı. 4 defans oynasam, 8 kaleci oynasam, 9, bir tane göbek, bir tane de hatta yok, iki, bir orta saha, bir ofansif orta saha, bir tane de göbek oynasam herhalde istediğim dizilişe sahip olmuş olurum arkadaşlar. Onda güzel oyuncular var. Forveti var. Sağ açığı var, sol açığı var, orta sahası var. Yani bilmiyorum, şu an çok kararsızım. Ne yapacağım? Hazard'ı alacağım. Aynen. Hazard'ı almayı düşünüyorum. Sol açığa. Korumak için de kimi korurum abi? Şu anda Messi'yi korumak bana mantıklı geliyor ya. Messi alırsa sıkıntı. Moya'yı da alabilir. Tabi bilgisayar biraz şey olduğu için. Zeki olduğu için. Bakalım. Göreceğiz. Zidane'ı verelim ona. Evet. Görüyorsunuz. Moya'yı seçti arkadaşlar. Bilgisayar bu konularda birazcık ayar ediyor adamı. Kalecisiz bırakacak ya beni. Neyse. İki takım da oyuncusunu koruyamadı bu arada. Şimdi onun güzel şeyini aldık abi. Hazard'ını aldık. Hazard bizde gayet güzel. Aslında bizim Dembele de varmış ama ben onu görmemiştim. Olsun. Şimdi kimi alacağız arkadaşlar? Bu arada Moya'yı sona bırakacağım gençler. Başka kimi alabilirim? Stoperlerim gayet güzel. Ofansif orta saha iyi, tamam. Santrafor'da Benzema'yı da oynatabiliriz aslında. Ama Messi değerlendiremeyeceğiz bu sefer. Bale ile Messi bir şeyler yapacağım artık oraya da. Ben var ya arkadaşlar, Moya'yı tekrar almaya çalışacağım bu elemandan ve Messi'yi koruyacağım. Kalecisiz bir hiçim çünkü şu anda alabileceğim başka oyuncu yok. Bilmiyorum, yine Moya'yı korursa işimiz zor. Evet, İspanya Moya'yı seçti. O da Messi'yi seçti. Moya'yı korumadıysa sıkıntı yok. Eleman şu anda bilgisayar darma duman oldu gençler. Bilgisayar oyununu bozduk. Planlarını bozduk. Zidane'ı verdik. Ne yapacak? Ben onu kalecisiz bırakacağım. Ben onu Ospina'sını alacağım. Kendine de bu sefer Moya'yı koruyacağım. Messi giderse de gitsin. Yapacak bir şey yok abi. Biraz taktik oynamam lazım. Hadi bakalım. Bir tane de istenmeyen oyuncu. Vermaelen'i verelim ona. Devam. Hadi. Messi'yi seçti arkadaşlar. Ospina'sını aldım. Tamamdır. Adam kalecisiz kaldı şu anda. Şu anda onda gençler Macey isimli bir kaleci var. Mecburen onu oynatacak 70'lik kaleci. Bizim kalede de Moya var. Sıkıntı yok arkadaşlar. Messi zaten olmasa da olur. Olsa daha güzel olur ama olmasa da olur şu kadroda.
Gizli forvetimizi direkt şu şekilde alalım. Hızlıca ayarlayacağım, size göstereceğim. Şöyle şunu şuraya aldık. Benzema'yı ileride santrafor olarak oynattım abi. Dörtlü defansımız gayet mükemmel. Onun haricinde defansif orta saha olarak kim oynayabilir bizde? Iniesta kaç oynuyor? Olmaz. Koke defansif orta saha da oynayamaz. O zaman şöyle yapalım. Iniesta'yı şu şekilde göbeğe çekelim. Şu araya da Isco'yu çekelim. Ofansif orta saha yapmayalım Isco'yu. Böyle olsun kadro artık. Tamam. Onun kadrosu da görmüş olduğunuz şekilde. Aslında ben de öyle yapabilirim ya. Kanat şeklinde oynatsam da olur. Şu B ile şöyle sağ kanat. Çünkü orta saha bu sayede çok boş kalıyor arkadaşlar. Hazard da şöyle sol kanat. Santrafor'u da şunu şöyle alayım, tamam. Şöyle santrafor. Şunu da şu şekilde aldım mı? Isco'yu da ofansif orta saha yaparsam, Iniesta'yı da göbekte şu şöyle alırsam, tamam. Oldu abi. Buradan diziliş değil, pardon, hücum talimatlarından top çevirme oyunu olsun. Defans talimatları tam defans, orta olsun ve biraz geride karşılayalım arkadaşlar. Onun dışında gelişmiş talimatlardan defansif yok, hayır. Ofans bekler, tiki taka oyunu yapacağız. Hücum olarak da sahte 9 numara. Aynen, bu da benim yapabileceğim oyunlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Rakip kadro güzel arkadaşlar. Şu an size tek göstereceğim şey şu efsaneyi göstermek. Bir de burayı gençler şöyle bir 10 dakika yapacağım ve keseceğim. Yani önemli atakları keseceğim. Diğer gibi de çok kısa oluyor. Ve gollü bir maç olacak arkadaşlar. Umarım fark yemem gençler. Umarım fark yemem. Uzatmalar ve de penaltılar yok. Sonuç ne oldu? Nasıl bitecekse öyle bitecek. Ya beraberlik benim için büyük nimet diyebilirim dostlarım. Amacım efsanede ne kadar iyi oynanabilir. Yani zaten uzun zamandır FIFA oynuyorum. Gençler FIFA 18 çıktı çıkalı FIFA'ya daha fazla ağırlık veriyorum. PES'e o yüzden biraz alışmakta şimdi sıkıntı çekeceğim. Tabii iki oyunda birbirinden çok ayrı dünyalarda. Olsun. Biraz takım oyunu yaparsam alabileceğimi düşünüyorum abi. Yalnızca bilgisayar çok güzel baskı yapıyor. Ben nasıl öyle baskı yapılıyor gerçekten hiç anlamıyorum. Hani şu PES'te, PES 2018'de şey yapmayı, defans yapmayı ben anlamadım. O yüzden top çevirmeye çalışacağım. Griezmann şimdi sağ kanatta Bale'e döndü. Bale içeri girip orta açabilir mi? Bale döndü. Ortasını açtı arka tarafta. Benzema ona uzakladı ama ona gelmedi. Evet gençler, 15 dakikayı geride bıraktık ve hala gol yemedik. Bu benim için büyük bir mucize. Şu anda neler çektiğimi bir de bana sorun abi. Adam öyle bir baskı yapıyor ki. Topu kaybetmemek için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Filipe Luis. Araya abi, oraya değil Benzema'ya ya. İlla manuel pas oynayacağım var ya. PES'te de buna sinir oluyorum arkadaşlar. Bu FIFA'da yok bakın. Hani PES'in de güzel yanları var. FIFA'nın da, ama şu anda FIFA'nınkiler daha ağır basıyor abi oynanış bakımından. Yani PES tamam, grafikleri güzel yapıyor. Bazı hissiyatları iyi, güzel de yani birazcık değiştirmesi lazım kendini be. Defans yapamıyoruz. Bu sene nasıl defans yapılıyor ben anlamıyorum. De Bruyne buldu golü. Bak abi. Güzel oynadı. Allah var. Çok boş bıraktık ne yazık ki. İlla manuel pas oynayacağım şöyle. Onda da zaten hani manuel pasta da 10 numara değilim yani. Yine yanlış kişilere fokuslayabiliyor. Manuel pas oynamazsam da hiç istediğim yere atamıyorum arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Agüero ikinci golü buldular. Geleni geçeri sallıyorlar gençler efsane zorluk modunda. Gol atabilecek miyim çok merak ediyorum. Yani bilmiyorum. İleride top kapıyorum. Griezmann aldım topu. Bak direkt kesiyor direkt. Direkt kesiyor gençler. De Bruyne, Walker, Kyle Walker. Şimdi Lionel Messi, David Silva, Messi yardı geçti. Evet gençler, 2 dakikada pardon 7 dakikada yediğimiz 2 gol sonrası 2-0 ilk yarıyı tamamladık. Harbiden zorlanıyorum yani açıkçası. Anlamıyorum. Yani bu nasıl bir zorluk modu? Bilgisayar öyle bir baskı yapıyor ki arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde pozisyon bulamıyorum. Yani isterseniz şöyle top bana gelince beraber bir izleyelim. Agüero'dan aldık şimdi. Moya yukarıya doğru oynadım. Bak. Gerrit Bale. Yukarı bindir abi. Çok güzel bindirdin. Nako. Bak bindir kardeşim. Yukarıdan bindir. Hemen baskı. Tak. Ver abi. Bale.
Şimdi Isco verdi pasını. Benzema vur vur lan vur lan. Benzema 2-1. Allah'ım attım. Attım topu al topu. Karim Benzema 2-1 yaptık gençler. Güzel. Daha fazla gol yiyip rezil olacağım diye düşünürken burada Benzema döndü sırtını. Bayağı da yaslamıştım topa yalnız ha. Bayağı yaslamıştım. Devam. Haydi beyler. Arkadaşlar zaten savunma yapmayı bilmiyorum. Yani bir şeyler yapmak abi, öyle pas yok, öyle ara pas yok. Kaçacaksın Hazard. Bir şeyler yapmak için de bayağı zorlanıyorum yani. Hani sürekli pas yolunu kapatmaya çalışıyorum falan. Görüyorsunuz Hazard Messi'nin pas yolunu kapatayım derken adam Agüero görüyor. Mükemmel oynuyor bilgisayar yani. Tam bir PES prosu. Söylenildiği kadar da var yani zorluk modu arkadaşlar. Faul yapmışım. Gayet güzel hocam. Çok teşekkür ediyorum. Devam. Haydi bakalım. 60. dakika. De Bruyne topun gerisinde. Durum 2-1. Çevrilir mi? Çevrilir mi? Bilmiyorum. Gol yemezsem çevirebilirim. Yani şu raddede bir gol yedim mi bu iş biter. Griezmann. Hadi Griezmann. Vur lan ileriden. Vurdu. O kaleci sektirdi. David Luiz. Hemen önüne sektirdi kaleci. Griezmann sağlam vurur dedik. Kaleci kötü olmasına rağmen 70'lik kaleci verdik bir adama. Vallahi doğru lan, benim biraz denemem lazım. Adamda 70'lik kaleci var. Boşuna Messi'mizi feda etmedik ya buna. Çok güzel. Çok güzel aldın. Tek pas. Abi yapma ya. Yapma, gözünü seveyim yapma. O ne saçma bir şey öyle. Topun sana çarpması nedir kardeşim? Hadi. Hadi beyler. Hadi beyler. Pikele top sürüyorum hadi. Nako. Ver. Çok güzel. Oyna Griezmann. Oraya dememiştim ama olsun. Hazard çok iyisin. Philippe Luis. Araya içeriye doğru. Griezmann'dan önce. 70'lik kaleci topu aldı. Çok iyiymiş abi. Yani 70'lik kaleci denesek girer mi? Çok merak ediyorum. Yani acaba o kadar etkili mi kaleciler? Agüero. Aman. Aman hocam. Ver. Çok güzel. Griezmann. Yukarı oynadı. Nako. Araya. Çok güzelsin. Tek pas. Çok iyisin. Tekrar Hazard. Isco alırsın. Isco yapma Isco. Isco koy ayağını. Iniesta hadi. Hocam vallahi var ya, bir saniye top ayağımdan açayım direkt kesiyorlar, helal olsun. Biz ama biz bakar mısınız yani, ben izliyorum arkadaşlar. Bilgisayar öyle temiz pas atıyor ki. Ben neden bu kadar temiz pas atamıyorum anlamıyorum şahsen. Harbiden glory yani. Adam harbiden glory. Haydi Moya. Oyun aşağıya. 78. dakika gençler, dönerse döner. Berabere bitireyim dediğim gibi nimet yani. Bu zorluk modunda berabere bitirmek. Çok güzel abi. Abi kaçtı Benzema. Benzema vücudunu koyar. Döndü. Eden Hazard. İçeriye doğru bir orta gelir mi? Geldi. Arkada Griezmann ama David Luiz. Hayallerimi bitirdin. Hayallerimi erittin David Luiz. 81. dakika. Şu an bu maçta kesecek bir şey yok. Çünkü sürekli ortada geçiyor. O yüzden anlatıyorum size. Agüero. Agüero. Hadi Agüero kes. Messi. Messi beni vurma Messi. Seni verdim ellere. Yapma bunu bana Messi. Ulan 70'lik kaleci aldım. Deneme fırsatım yok. Anladım abi. Efsane daha olacak iş değilmiş o. Eyvallah Moya'cım. Philippe Luiz tek oynadı. Hazard abi göremiyorum ya. Hadi beyler. Hadi beyler. Bak Benzema önceden atmıştım. Ah Benzema yerinde sabit kalsa. Hadi. Haydi. Gareth Bale. Alex Sanchez. Çevirme be. Bilgisayar yapma bunu ya. Top döndürüyor abi. Zaman eritti. 2-1. Vallahi olmuyor. Dünyanın en zor maçı olabilir bu. Nako Monreal. Uzatma da vermedi ha. 3 yemeyeyim lan. 2-1 bitsin. Gençler 7 dakika arayla yediğimiz 2 gol. Ya görüyorsunuz şu De Bruyne ve Agüero'dan yediğimiz goller sonucunda 2-1 kaybettik. Yoksa maçın kalan 61 dakikalık bölümünde gayet temiz oynadık abi. Demek ki en fazla bu kadar oluyormuş arkadaşlar. Bilmiyorum yani, yine ben PES'te çok iyi değilim. Oyunda da görmüş olduğunuz gibi. Ve zorluk modu da bizi eritti burada. Gördüğünüz adam mükemmel bıraktı kenarıya. Elimden gelen bu oldu. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Draft'ın daha fazla gelmesi için videoyu beğenerek
yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.